Evet, IV terapi son 5 yıl içerisinde tüm dünyada popülerlik kazanan, oldukça başarılı sonuçların alındığı bir uygulama olarak konuşuluyor. Vücudunuz yeteri kadar besleniyor mu veya vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Gelin hep birlikte bu uygulamalar üzerinde konuşalım şimdi. Bugün Infinity Regenerative Clinic'teyiz ve yanımda Doktor Atakan Keskin hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. IV Extra Plus, bu uygulamalar nasıl yapılıyor? İzleyenlerimizi aydınlatalım isterseniz. IV terapi, IV nutrition, bir başka deyişle damardan beslenme, vitaminlerin, minerallerin, antioksidanların, amino asitlerin damar yolu aracılığıyla dokulara iletildiği, %90, %100 emilim oranıyla iletildiği güvenli, hızlı bir uygulamadır. Ağız yoluyla yapılan uygulamalarda emilim %10-20 civarında olmaktadır. Damar yolu o yüzden çok etkili diyorsunuz. Aynen, damar yolu çok çok etkili. Emilimin %90, %100 oranında olduğu uygulamadır. Maalesef mevcut yaşam koşullarında kaçınılmaz olarak vücudumuz radyasyona, kirleticilere maruz kalmaktadır. Yaşla birlikte vücudun onarım mekanizmaları da yavaşlamaktadır. Peki hocam, gerçekten bu uygulama işe yarıyor mu? İyileşme görülüyor mu? IV terapi, sindirim ve emilim sorunu olan hastalarda birçok rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Genel popülasyona baktığımızda her 4 kişiden birinde sindirim ve emilim problemleri olmaktadır. Bazı otoritelere göre bu oran daha da yüksektir. Yüksek dozda vitaminlerin, minerallerin, mikro besinlerin oral yoldan verilmesi mümkün değildir. Örneğin akut enfeksiyon ve kanser tedavilerinde destekleyici olarak IV tedaviler uygulanmaktadır. Bu IV tedavileri için kişinin 80 kasa portakal yemesi ile birlikte aynı eşdeğerde bir C vitamini takviyesi ile bu sorun çözülebilir. Yiyemeyeceğimize göre, değil mi? Mutlaka takviye şart gibi düşünebiliriz. Bu durumlarda kaçınılmaz oluyor IV tedaviler. Onun için çok çok önem arz etmektedir. IV terapi sadece akut ve kronik hastalıkların tedavisine değil, aynı zamanda koruyucu, önleyici, uzun yaşam tedavilerinde kullanılmaktadır. IV ekstra uygulamalar peki hocam hangi durumlarda uygulanıyor, kullanılıyor? IV terapi çok çeşitli sağlık sorunlarında kullanılabilir. Faydaları tedavi edilen hastalığın durumuna, uygulanan seans sayısına, uygulan protokole göre değişkenlik göstermektedir. Toksinlerin uzaklaştırılması, arterlerin temizlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, anti-aging amaçlı, hastalık önlemede, uzamış COVID sendromunda, kas iskelet sistemi ağrılarında, kas spazmlarında, fibromiyaljide, migrende ve alerji ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Bayağı birçok alanda kullanılıyor hocam anladığımız. Aynen. Bir de glutatyon var tabii. Glutatyon ve NAD'ın popüler uygulamalar olduğunu ve şu an çok konuşulduğunu biliyoruz. Peki bunlarla ilgili biraz bize detay verebilir misiniz? Nedir? Glutatyon nedir? NAD nedir? Bu uygulamalardan bahsedelim. Glutatyon vücudumuzdaki en güçlü antioksidandır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması, hastalıkları önlemede, yaşlanma karşı tedavilerde glutatyon vücudumuzda belirli bir düzeyde olmalıdır. Yaşam tarzı, beslenme, stres vücudumuzdaki glutatyon seviyesini düşürmektedir. 20 yaşından sonra her 10 yılda glutatyon seviyesi %10 oranında 10 yılda bir düşmektedir. Glutatyon, alkole bağlı karaciğer hasarı, oksidatif stresin azaltılması, inme, Parkinson hastalıklarında kullanılmaktadır. Ayrıca ağır metal detoksifikasyonunda kurşun, cıva, ağır metallerin atılmasında katkı sağlamaktadır. NAD veya nikotinamid adenin dinükleotit vücudumuzda hücrelerin enerji üretmesini sağlayan doğal olarak oluşan bir niyasin enzimidir. Oksijen ve glikoz eksikliği gibi NAD eksikliği de hücreyi ölüme götürür. Hücre enerjisi düzeyini artırarak hücrenin hastalıklara karşı savaşında önemli rol oynar. Böylelikle NAD takviyesi ile bilişsel fonksiyon güçlenir, beyin fonksiyonlarını destekler, özellikle beyin sisi hastalıklarında kullanılabilir, kronik yorgunluğu azaltır, metabolizmayı artırır, hücreleri yeniler. Anladığım kadarıyla bayağı etkili bir şey.
Ben de çok seviyorum. Hayranlıyım bu arada Nad'ın aynı zamanda. Bir de alfa lipoik asit var hocam. Bir de ondan bahsedelim. Alfa lipoik asit çok güçlü bir antioksidandır. Enerji üretiminde, kanserden korunmada, ağır metal detoksifikasyonunda, diyabet ve diyabetik nöropatilerde kullanılmaktadır. Çok güzel. Peki hocam mesela IV ekstra uygulamalar için evde sağlık hizmetleri kapsamında özel bir hizmet sunuyor musunuz? Böyle bir hizmet var mı? Tabii ki. Danışanlarımızın ilgili branş hekimi tarafından değerlendirildikten sonra bazı IV tedavilerini evlerinde uygulamaktayız. Özellikle COVID döneminde sağlık hizmetleri telemedisin yoluyla hastalarımızla görüşerek çözüm ve katkı sağlama çalışmalarımız vardır. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet, görüldüğü üzere ve bilinenin aksine çok çeşitli IV uygulamalarının olduğunu öğrendik ve faydalarını dinlemiş olduk. Atakan hocamıza sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Infinity Regenerative Clinic ile ilgili detayları ise videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.